Bir video oyununda Veli Ali'den %30 daha az puan almıştır. Ali'nin puanı 1060 olduğuna göre Veli'nin aldığı puanı bulunuz diyor. Her zaman olduğu gibi şimdi hemen videoyu durdurun ve Veli'nin kaç puan aldığını kendi kendinize bulmaya çalışın olur mu? Peki. Hadi şimdi de birlikte yapalım. Bu soruyu farklı şekillerde çözebilirsiniz. Örneğin Ali'nin 1060, Velinin de Ali'den %30 daha az puan aldığını biliyoruz. %30 az puanın kaç puan olduğunu bulmak için 1060'ın %30'unu bulup bunu 1060'tan çıkarmamız gerekecek öyle değil mi? %30'u 0,30 Evet, böyle düşünebiliriz. Neden? Çünkü 30 bölü 100, yüzde 30 ile aynı şey. Yüzde 30'unu bulmamız gereken puan 1060 olduğuna göre buraya 1 de 1060 yazacağız. Evet, bu işlemle Ali'nin puanından yüzde 30'unu çıkarıp Veli'nin puanını bulabileceğiz. Evet, Veli'nin kaç puan aldığını bulmanın yollarından biri budur. Başka bir yol... Ee, i̇şe yüzde yüzle başladığımızı düşünmek olabilir. Veli Ali'den yüzde otuz daha az puan aldığı için yüzde yüzden yüzde otuz çıkarırsak geriye yüzde yetmiş kalır. Ve Ali'nin aldığı puanı yüzde yetmiş ile çarptığımızda da Velinin aldığı puanı bulmuş oluruz. Bu arada yüzde yetmiş sıfır virgül yetmiş ile Aynı şey. Bunun için bunu 1060 çarpı 0,70 olarak yazabilirim. 0,70 yerine 70 bölü 100 ya da 7 bölü 10 da yazabilirsiniz. Şimdi sıra işlemi yapmaya geldi. 1060'ı 0,7 ile çarpalım. 7 kere 0 0 7 kere 6 42 42'nin ikisini yazdım elde var. 4 7 kere 0 0 eder eldeki 4'ü. Ekleyelim ve buraya 4 yazalım. 7 kere 1 de 7. Burada virgülden sonra bir hane var. Dolayısıyla virgülü buraya koydum ve işte bu kadar. Veli 742 puan almış. Hadi bir tane daha yapalım. Ha, ilginç bir soru bu. Bir sihir kulübündeki kahinlerin sayısı, büyücülerin sayısından yüzde yirmi fazlaymış. Kahin ve büyücülerin toplam sayısı 220 olduğuna göre sihir kulübünde kaç tane kahin vardır diyor. Peki, isterseniz videoyu durdurup şöyle bir silkinin sonra soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin olur mu? Tamam. Bu soru diğerine göre biraz daha ilginç ve biraz cebir yapmamız gerekecek. Öncelikle bir değişken belirleyelim. B büyücülerin, K de kahinlerin sayısı olsun. B artı K 220'ye eşit olacak. Bu bize verilmiş. Bu noktada iki tane değişken içeren bu denklemin bize nasıl yardımcı olacağını, yani kahinlerin sayısını bulmamızı nasıl sağlayacağını merak ediyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, büyü yapmayacağım, bir kehanetim de yok. Soruyu bir kere daha gözden geçirelim. Soruda bize kahinlerin sayısının büyücülerin sayısından %20 daha fazla olduğunu söylüyorlar şunu özellikle kutu içine alayım. Evet, kahinlerin sayısı büyücülerin sayısından yüzde yirmi fazla. Buna göre kahinlerin sayısı eşittir, büyücülerin sayısı artı yüzde yirmi yazabilirim. Büyücüler artı büyücülerin yüzde yirmisi. 0,2 yerine 20 bölü 100 ya da 2 bölü 10 da yazabilirsiniz. 0,2 çarpı neyin yüzde 20'si? Büyücülerin. Yani çarpı B. Eğer elimde bir şeyden bir tane varsa ve buna aynı şeyden 0,2 tane daha eklersem elimde o şeyden 1,2 tane olur öyle değil mi? Bunun için kahinlerin sayısını 1,2 çarpı büyücülerin sayısı yani b olarak yazabiliriz. Şimdi bunu buradaki k'nin yerine yazalım. b artı kahinlerin sayısı yani 1,2b yazacağı bunun yerine eşittir 220. Aynı rengi kullanırsam sanırım daha iyi olacak. Ve artık bu eşitliği çözmenin ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz, değil mi? B artı 1,2b tabii ki 2,2b. Bu 1 bydi ve buna 1,2b ekledik, 2,2b oldu. 2,2b 220'ye eşit. İki tarafı da 2,2'ye bölelim ve büyücülerin sayısını 100 olarak bulalım. Peki sorunun cevabı bu mu? Tabii ki de değil. Çünkü bizden kahinlerin sayısını bulmamızı istiyorlardı. Kahinlerin sayısı büyücülerin sayısının 1,2 katıydı öyle değil mi? Bu da 120 eder. Peki 120 doğru cevap mı? Evet çünkü 120 yüzden yüzde 20 fazladır. 100 büyücü artı 120 kahinde toplam 220 ilginç insan eder. Sıkıntı yok. Tamam. Hadi bir tane daha çözelim. Okulun ilk gününde Cevat'ın boyu 165 santimetreymiş. Bu uzunluk geçtiğimiz sene okulun ilk günündeki boyunun uzunluğunun %10 fazlasıysa Cevat'ın boyu geçtiğimiz sene okulun ilk gününde kaç santimetre idi diye sormuş. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurup soruyu kendi kendinize çözmeye çalışmak serbest ve hatta son derece yararlı. Evet, yaptınız değil mi? Şimdi hadi bir de beraber yapalım. Hemen bir değişken belirleyelim. Cevat'ın geçtiğimiz sene okulun ilk günündeki boyu x olsun. Bu sene %10 daha uzun olduğuna göre Cevat'ın bu seneki boyu geçen seneki boyu artı boyunun yüzde 10 yani 0,10 ya da 0,1 ile çarpımı olacak. Geçen seneki boyuna geçen seneki boyunun 10'unu eklersek bu seneki boyunu elde edeceğimiz konusunda anlaştığımıza göre buraya eşittir 165 yazıyorum. 1x artı 0,1x. 1,1x öyle değil mi? Bu da eşittir 165. Geçtiğimiz sene okulun ilk günündeki boyunu yani x'i bulmak için iki tarafı 1,1'e bölelim artık. Böylece 165'i 1,1'e bölersek öncelikle bu sayıların ikisini de 10'la çarpıp virgülden kurtulalım ve 1650 bölü 11 işlemini yapalım. 16'da 11 bir kere var. 1 kere 11, 11. 16 eksi 11, 5 eder. 5'i aşağı indirelim. 55'te 11, 5 kere var. 5 kere 11, 55. 55 eksi 55, 0. Bu 0'ı da aşağı indirelim. 0'da 11, 0 kere var. 0 kere 11, 0 eder. Ve 0 eksi 0 da 0 olduğu için bu bölme işleminde kalan yok. Cevat'ın geçen seneki boyu tam olarak 150 santimetre imiş. Bu arada cevabınızı her zaman kontrol etmekte fayda var. Yani mesela eğer buradaki bölme işleminde ufak bir hata yapıp sonucu 15 ya da 1500 bulmuş olsaydım bunun mantıklı bir sonuç olmayacağını görebilmeniz için sorunun başına bakmakta fayda var. 150'ye %10'u olan 15 santimetreyi eklersek 165 elde ederiz. Evet evet doğru.